bazı teknikler gerçekten şaka mı dediğimiz teknikler ama her zaman olduğu gibi tabii ki de deneyeceğiz. Bir de Merve gözüyle bu tekniklerin işe yarayıp yaramadığını bu videoda öğreneceğiz. Herkese selamlar. Bugün zaten anladınız bence videonun ne olduğunu hem başlıktan hem de girişimden. Daha önce de birçok kez yaptığımız ve yaparken de çok eğlendiğimiz yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün TikTok'ta, Instagram'da artık sıkça yani sadece makyajla ilgisi olanların değil bence. Benim hiç hani makyajla alakalı hiçbir içeriğe bakmayan arkadaşlarımın bile keşfetine düşen kimisi çok saçma hani şaka mı bu dediğimiz, kimisi ya gerçekten işe yarıyor olabilir mi, umarım yarıyordur diye düşündüğümüz birçok enteresan, ilginç, yok artık dediğimiz teknikleri, makyaj tekniklerini bugün sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bence hızlıca hemen başlayalım derim. İlk olarak fondötenle ilgili tekniklerle açıkçası başlamak istiyorum. Bir tanesi bence hepinizin gördüğü şu mantık olarak, mantığını asla anlayamadığım, neden dediğim başta da tekniklerden bir tanesi. Bildiğimiz bizim mutfaklarımızda kullandığımız filmi yüzüne koyuyor arkadaşımız ve bunun üzerinden fondöten sürüyor. Bayağı böyle bol bol sürüyor. Kaldırdığı zaman inanılmaz doğal bir görünüm elde ediyor. Onlar böyle yüzünün bir tarafını yapıyor. Biz acaba böyle hepsini yapsak? Bunu evde denemeyin sakın. Tamam mı? Bunu sakın evde denemeyin. Şöyle yapsam. Nefes alabileceğim şekilde tabii ki. Tamam arkadaşlar, burnumu açtım. Şimdi şöyle. Gerçekten saçma bulduğum bir yöntem yani hani. Bol bol sürüyor. Ve kaldırdığında böyle aha oh my gosh falan hani çok doğal. Bence oldu. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Her yere oturdu. Açıyorum. Hazır mısınız? Bakalım oh wow oh my gosh falan görüntüsü olacak mı? Aa, şurası bak biraz. Şuraya bir şöyle yapayım hemen 2 dakikacık. Vay. Hiç böyle bir etki beklemiyordum açıkçası. Şu an şey gibi. İncecik bir CC krem. CC krem yani. Kullanılmış gibi şu anda yüzüm. Hakikaten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Aa, siz ne diyorsunuz? Bence bu kesinlikle işe yarıyor. Ama dediğim gibi tabii ki hani kim uğraşır böyle bir şeyle? Zaten hani bir fondötenden daha ince bir etki yaratmak isterseniz hani nemli süngerle ya da içine nemlendirici karıştırarak da zaten bu etkiyi alabilirsiniz. İlla ki BB krem, BB krem ya da CC krem, CC krem almanıza gerek yok böyle bir şey için. Ama şey gerçekten işe yarıyor. Çok çok doğal duruyor. Beğendim ben bu uygulamayı. Harika. Bir göze geçelim. Böyle ara ara farklı farklı şeyler yapalım. Yine son dönemlerde çokça karşımıza çıkan bu lip balmı far paletinizdeki fara sürüp farı öyle sürme tekniği var. Onu aşırı derecede merak ediyorum. Hemen elimdeki herhangi bir far paletini alıp hani fırça değil, parmak değil, tamamıyla lip balmı sürerek yapma tekniği bu. Bundaki amaç da nasıl bundaki amaç çok doğal bir görünüm elde etmekti. Bundaki amaç da inanılmaz derecede bir pigment tabii ki elde etmek. Şuradaki mesela pembe rengi şöyle alalım ve direkt gözüme, göz kapağıma uyguluyorum. Bunu da bir Rus sanırım ya da Ukraynalı emin değilim bir kızda görmüştüm. Onun böyle çok saçma tekniklere bile falan filan yapıyor böyle. Yani biraz abarttığını düşünüyorum onun da. Onu da görüp ben de bir heyecanlandım ama yani hani zaten far o kadar pigmentsiz bir far değil. Zaten pigmentli. Pigmentini arttırmak istediğimizde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Zaten farı ıslatıyoruz ya da fırçayı ıslatıyoruz ya da göz kapağımıza bastırıyoruz. Hani böyle çok etkilenmedim bundan. Çok wow olmadım. Hani lip balmımı mı bunun için mahveder miyim bilmiyorum. Şöyle son halini göstereyim size. Tekrar bakıyorum. Yani biraz böyle sanki partikül partikül oldu. Böyle aralarda bir boşluk oldu. Ya yani bundan çok etkilendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani ne? Meh diyorum buna. Fondöteni beğendim ama bir de şey yani farı da acayip derecede onu da göstereyim. Şu hale dönüştürdü mesela görüyor musunuz?
lip balmı böyle böyle üstünde gezdirdiğim için beğenmedim. Yepyeni bir ilginç teknikle devam edelim derim. Bence hepinizin çok merak ettiği, birçok kişinin yaptığı, birçok kişinin de yapamadığı bir teknik. Ben de açıkçası bilmiyorum nasıl olacak. Biraz ben böyle senkronizasyon konusunda sıkıntıları olan bir insanım. Mesela spor yaparken de insanlar jumping jack yapıyorlar ya böyle hani aynı anda. Ben mesela onu tersini yapıyorum falan. Düzünü yapamıyorum yani. Gerçekten bazı şeylerin böyle senkronizasyonu konusunda ciddi sıkıntılarım var. Sebebini bilmiyorum. Merve şimdi neyden bahsediyorsun diyeceksiniz. Tahmin edenleriniz var acaba senkronizasyon deyince. Aynı anda iki elimizle böyle fiyuh, hemen şuraya koyalım. Böyle fiyuh, fiyuh yapan, eyeliner çeken dostlarımız var. Tebrik ve takdir ediyorum. Kendime bu konuda aşırı güvenmiyorum, itiraf ediyorum ama elimden geleni yapacağım. Bunun için iki tane elimdeki eyeliner fırçamızı kullanacağız. Bir tanesi Inglot'un, bir tanesi MAC'in. İkisi tam aynı kalınlıkta değil bu arada. Bir tanesi birazcık daha kalın. Ve aynı zamanda da zamanında Londra'dan aldığım Lush markasının, Lush'ı özledik değil mi? Çok güzel bir markaydı. Lush'ın böyle daha likit formlu bir eyeliner'ı. Sanki bu daha iyi olur gibi düşündüm. O yüzden bunu böyle fırçalarımıza daldırıp alalım. Çok böyle süper güvenmiyorum kendime çünkü yani hani çok normal hayatımda asla yaptığım bir şey değil yani. Bu birazcık daha böyle el şeyi gerektiren, el yatkınlığı da gerektiren bir şey. Ama en azından denemiş olacağız. Çok merak ettiğim bir şey hakikaten. Ben de denemek istiyordum açıkçası. Hı. Hazır mıyız? Ay dur, çok stres oldum ben şu anda. Sebebini bilmiyorum ama inanılmaz stres oldum. Dur. Bunu buraya mı alsam? Bu biraz ağır ya. Keşke aynı şeyde olsaydı, aynı hafiflikte. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz uğraşsam yapardım. Bak şöyle. Yani olmaz değil. Şu çok güzel oldu. Vallahi o çok güzel oldu. Ben başlangıcını şuradan başlatmam gerekiyormuş. Bu olur arkadaşlar. Buna uğraşsak. Bak çok güzel şey olur. Yemin ediyorum aynı bak fırça olsa. Bu olurdu. Ben bunu size 2 dakikada düzelteyim. Bir öyle görün. Ama yani olur var bunun. Hakikaten olur var. Arkadaşlar vallahi şöyle 2 dakika şu çubukla dokundum. Şu daha tabii sivri oldu. Böyle yaptınız. Şu birazcık daha yuvarlak oldu burası farkındaysanız. Ama ve kurumuş bu arada eyeliner'ım. Lush'ı kullanacağımına inat ettim. Çok daha iyi bir eyeliner'la ve aynı iki fırçayla. İki tane aynı eyeliner fırçanız olursa hiç üzerine çalışmadım ben. Bunu birkaç kere gerçi çalışmasanız bile oluru var. Bak sadece şu şeye misal suya daldırıp kenarlarını temizledim yani. Hani buraya ne bileyim concealer sürmedim, bilmem ne yapmadım falan. Evet arkadaşlar şimdi bir sildim gözlerimi çünkü birazdan yepyeni ve yine çok enteresan bir teknikle devam edeceğiz. Ama o arada araya bir kaş almak istiyorum. Bu son dönemlerde özellikle yukarı yukarı taranmış kurt kaşları diyorum ben ona, kurt gibi. Kurt kaşları ya da işte model kaşları son derece trend ve popüler. Aynı zamanda güzellik merkezlerinde uygulanan bu böyle kaş laminasyonları falan da çok trend biliyorsunuz. Birisinin şeyini gördüm, onu da buraya koyalım, paylaşmış. Bu böyle aşırı yaygın değil, birkaç kişi de gördüm. Ne yapıyorlar? Bu bildiğimiz kirpik ısıtıcı. Ben bunu daha önce ilginç ürünlerde sizlerle paylaşmıştım. Diyor ki, bu şey yapan arkadaş, kaşlarınıza da bunu yapabilirsiniz diyor yani. Hiçbir zararı yok zaten. Alın bunu diyor. Tabii onda öyle bir kaş var ki maşallah. Böyle önce tarıyor sonra bununla yapıyor. Bunu diyor şey yapın, ısıyla kaşlarınızı tüm gün boyunca jel kullanmaya gerek kalmadan diyor hani laminasyon yapın diyor yani bir nevi. Ya tabii belki kaşı çok olan da çok güzel işe yarayabilir. Yani tabii oluyor sonuçta ama maksat burada şey, hani bu tüm gün boyunca kalacak mı? Hani benim gerçekten jel kullanmama gerek kalmadan ki ben kullanmıyorum çünkü aralarını çok açıyor. Ben artık hiçbir şey yapmıyorum kaşlarıma, bunu zaten konuşmuştuk sizle. Kendi haline bıraktım. Bak mesela durup dururken yine arası açıldı. Dökülüyor yani arada. Böyle hani hafif ısıyla kaşlarınızı dik bir duruma
getirebilirsiniz. Evet, gerçekten getiriyor bu arada. Ama dediğim gibi gün içindeki kalıcılığını şu anda bilemiyorum. Ve şimdi sırada herkesin en çok gördüğü şeyi yapacağız. Ne yapıyordu? Buradan böyle, şöyle. Ay çok kötü bir görüntü biraz ama yapacak bir şey yok. Şunu keselim. Hoş gözüksün diye size bakın böyle fosforlu neon bantla yapıyorum. Bunu çok kişi yaptı, gördük zaten. Burada maksat bir aslında eyeliner hattı arkadaşlar çizmek bantla. Şu an beni hiç ciddiye alamadığınızı biliyorum bu şekilde ama. Zaten ben de çok merak ediyorum ya. Sizin için çekiyorum bu videoları ama hani video çekmiyor olsam, yani YouTuber olmasaydım ben bunu gene denerdim bu arada, itiraf ediyorum. Böyle şeyleri çok merak ederim çünkü işe yaramıyor mu? Evet, burada bir eyeliner hattı yarattık artık. Hani ne kadar düzgün, ne kadar değil, o kadarını bilemiyorum. Bakacağız, en kötü düzeltiriz. Ve parmaklarını siyah far alıyor. Ben de zamanında aldığım şu Anastasia Beverly Hills paletimdeki siyah mat farımı alıyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar boyamaya. Ne olur işe yarasın ya, bu kadar uğraştığımıza değsin yani. Hazır mıyız? 1, 2, kirpikleri bunda bırakırmışım. Yok hiç öyle, hiç yapışkan bir bant değil zaten, görüyorsunuz çok attı. 3. Bir dakika. Bana bir saniye müsaade edin. Yemin ediyorum olur bu. Buradaki olay sadece ne? Bantlarken çok iyi eşitlerseniz bu iş kesinlikle ve kesinlikle olur. Hatta şahane olur. Şu sadece çok kalın olmuş. Onu da şöyle şuradan bir şey yapalım. Yani ikisinin kuyruğu eş değil sadece yani. Ama oluyor mu? Oluyor. Buralar sadece çok kalın. Normalde asla bu kadar kalın bir giriş başlangıç kısmı yapmayız. Bak şu an gelişi güzel yapıyorum. Ha, o kadar böyle aşırı kasmıyorum yani. Tabii ki bir makyaj videosu çekiyor olsam size hani. Bunları deli gibi simetrik elimden geldiğince kasarım. Şimdi hemen bunun tip triğini vereyim. Bunu deneyecek olanlar için. Ben de dediğim gibi ilk kez deniyorum. Şimdi bir daha yapacak olsam. Ne yapacağımı biliyorum en azından. Farklı eyelinerlar oldu yani. Bu birazcık daha kalın. Ki ucunu birazcık daha böyle şey yapabiliriz onun, dağıtıp. Bence çok güzel oldu. İkisi de farklı dediğim gibi. Bu daha böyle bir yuvarlak hatlı falan. Bu daha hani alışık olduğumuz eyeliner. %100 işe yarıyor. Bu zaten aslında diyeceksiniz ki Merve yeni bir teknik değil yani. Bant tekniği zaten hep vardı. Herkes yıllardır yapıyordu. Evet ama hani böyle buradan geçirme. Üstlerden geçirip böyle far sürme yoktu. Şimdi arkadaşlar sırada madem hani gözü yaptık, bir tane hemen araya bir maskara almak istiyorum. Yine çok son zamanlarda gördüğüm, açıkçası sonuç uygulamalarına da çok bayılmadığım, bazılarınınki güzel oluyor, bazılarınınki örümcek bacağı gibi yapıştı kirpikleri falan gibi bir yorum yaptığım bir şeyle devam ediyoruz. Maskara tekniğiyle. Bunu da kesin görmüşsünüzdür. Hemen Sephora X Merve Özkaynak maskaramızı alalım. Ne yapıyorlar bu şeyde, teknikte? Biz normalde nasıl süreriz maskayı? Hemen dipten başlarız ve hafif böyle zikzak hareketler yaparak ya da vura vura kaldıra kaldıra kirpikleri daha şey yaparız. Tek tek ayırıp dolgun hale getiririz. Şimdi bu yeni uygulamada şöyle bir şey yapıyorlar. Hemen gösteriyorum. Önce uçlarına böyle vuruyor. Bir kere yapıyor. Sileceğiz zaten burada göz makyajını, o yüzden. Neyse böyle yapıyor kızlar. Görüyorum ben. Hepsi birbirine yapıştı falan diyorum. Çok merak ediyorum. Tekrar şöyle yapıyor. Ben zaten çok güzel maskara sürerim. Hani ve şu anda sürdüğüm maskaram da harika bir maskara olduğu için açıkçası. Hani bu yaptığımız uçlara sürme olayı bir şey değiştirdi mi hayatımızda bilmiyorum. Hani ne farkı var? Benim maskara sürme şeklim hafif böyle zikzak yaparım. Tek tek şöyle bir de ayırırım. Bazen şu üstü de alırım. Maskara güzel sürdüğüm için hani
Bilemedim. Bir fark oldu mu sizce? Altlara şöyle sürmeyi anlarım. Onu ben de yapıyorum bazen. Altlarda çok maskara görmek istemediğim zaman hani ufak değdirme. Siz ne diyorsunuz? Bunda çok kararsız kaldım. Diğer kızların kirpikleri yapıştı. Bizimki yapışmadı. Belki kullandıkları maskaradandır. İstiyorsanız öteki tarafa da diğer şeyi uygulayalım. Benim her zaman yaptığım yöntemi. Evet arkadaşlar, son kararım. Kesinlikle söylüyorum bak, her zaman sürdüğüm yöntemle sürdüm. Bu birazcık daha uzun gözüküyor. Tamam ya, üzerine çok konuşmayalım bunun yani, deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kirpikleri birbirine yapıştırmamaya özen gösterin. Şimdi Nikki Tutorials'ında denediği bir ki son dönemlerin gözaltı kapatıcısı trendlerine tamamen taban tabana zıt olan bir uygulamayla devam ediyoruz. Biliyorsunuz hani ben de şu trendlere hastayım. Siz de benimle aynı fikirde misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Bir dönem şey çıkıyor. İşte V şeklinde concealer sürme. İşte normal 3 tane noktaya yapıp V'ye falan yapıyorlar. Şimdi V'ye de hayır yapmayın, kesinlikle yanlış yöntem deyip buraya dokunduruyorlar. Yani her sene şu do ve don'tların bu kadar değişmesi, yani bir sene önce aşırı savundukları bir uygulamayı bir sene sonra böyle yerin dibine sokmalarına hakikaten ben de hastayım yani, hiç hoşlanmıyorum. Şimdi de işte artık göz altları son derece doğal, hani hiç böyle bembeyaz göz altları yok, zaten yıllardır yok. Doğal kapatıcı mantığına tamamıyla ters bir şey yapacağız. Nikki de yapmış. Bildiğiniz Nikki de bunu kullanıyor burada, aynısı bende de var. Crayola'nın benim hani Cadılar Bayramı makyajlarında kullandım. Bunu daha önce ne de kullandık? Beter Böcek'te falan kullandık işte. Ne bileyim başka neler yapmıştım. Karlar Kraliçesi yapmıştım. Onu da kullandım falan. Hani zaten alıyorsunuz 100 yıl falan kullandığınız bir kapatıcı. Kız bunu göz altlarına sürüyor arkadaşlar. Bayağı ciddi ciddi. Ve çok güzel oluyor. Nikki de şey diyor yani. Evet gerçekten oluyor. Tabii ki günlük kullanımda hani yapmazsınız çok aşırı aydınlık. Ama oluyor mu? Oluyor diyor. Bakalım hakikaten olacak mı? Biz de deneyelim. Ben de direkt Nikki'nin uyguladığı gibi uygulayacağım. Nikki bayağı arkadaşlar şöyle sürüyor buraya. Üstünden hafif fondöten geçmemiz lazım. Buraya sürüyor. Komple sürüyor yani. Burası şurası yok, bildiğiniz komple sürüyor. Başlıyoruz yani. Evet şey aydınlık gözaltı tabii ki. Özellikle böyle smoky eye makyajlarda falan. Yoğun göz makyajlarına hafif aydınlık gözaltı güzel duruyor bence de. Ama hani bu kadar beyaza, bu bildiğiniz beyaz yani. Hani hiç kimse herhalde sevmez yani diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar bence birazcık çok açık ya. Bir de yani bu hani Crayola'nın ürünleri tabii ki de çok pudralı ve çok kalın hani. Ben göz altında şahsen aksine böyle çok nemli ürünleri seviyorum. Hiç pudralı gözaltı kapatıcısı bile hani çok nadirdir. Makyajda, o makyajda ihtiyacım varsa kullanırım. Hep böyle nemli nemli, parlak parlak böyle. Hep böyle gözaltı kapatıcısı seven biri olarak hani bana hiç olmaz gibi. Ama şunu söyleyeceğim hani o aşırı korktuğum, yanlış anlamayın, tamamen makyaj tarzı öyle olduğu için bir örnek vereceğim. Bülent Ersoy'un tercih ettiği gözaltı kapatıcısı gibi durmadı. Mesela o bayağı böyle hani bembeyaz sürebiliyorsunuz göz altına. Hani onun gibi durmadı. Hadi bir de bak ruj sürüyorum bak. Bak bir de ruj sürüyorum sana. Oldu yani. Olmadı diyebilir misiniz buna? Şu bir gerçek. O beyazı sürdüğü zaman komple yap bakalım o beyazla. Mutlaka üzerinden fondötenle dengeliyor. Özellikle Nikki'ninki de çok doğal duruyor. İlk yapan kişininkili birazcık daha beyaz kalıyor ama hani oldu. Gayet kapattı göz altını. Artık bir yüzümü silip tekrar yeni bir şey denemek için geliyorum. Mesela bu son dönemlerde özellikle cilt bakımında kullanılan rollerları nereye koymuştum benimkini? Burada. Kullanıyor musunuz? Yeşim taşından işte olsun, pembe kuvars taşından vesaire olsun. Bu arada bu çok enteresan. Bana bunu reklam değil kesinlikle. Roller Turkey diye bir marka gönderdi. Bu şey titreşimli. Bu nasıl açılıyor? Bakın. Son zamanlarda gördüğüm enteresan şeylerden bir tanesi de fondöteni bu rollerla yayıyorlar. Olacak mı hep beraber bakalım. Ben de gerçekten merak ediyorum. Artık kullanabilirim bunu da. Çünkü videoyu yavaştan şey yapacağız. Evet. Bu olmaz arkadaşlar. Dur bakayım.
Yani aslında oluva gibi de. Şimdi bütün dudağıma falan süreceğim, şaşırmayın. Sonra dudağı sileriz. Ay, sadece tek sorun, hani cilt bakımı yaparken bile ben zaten bunu, kemikli bir yüzüm olduğu için mesela şey yapmakta çok zorlanıyorum, böyle köşelere falan sokmakta. Hani böyle kalıyor yani, anlatabiliyor muyum? Hani niye bunu yapalım yani? Tekrar hep bir pislik yani bu teknikler. Hep bir iş. Bunu yapıyorsun, sonra bunu sileceksin. Ondan sonra tekrar alacaksın fırça. Ondan sonra tekrar bunu fırçayla oturtacaksın. O zaman o ilk işlemi yapmamın ne anlamı kaldı? Tabii ki de hayır. Çok saçma. Fondötene de yazık. Üstünde kalıyor fondöten. Tamamıyla viral amaçlı yapılmış bir video olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir faydası yok yani. Çok zor fondöteni o şekilde yaymak. Kremi bile zorken, renksiz bir şey bile yaymak çok zorken, fondöten gibi yoğun pigmentli bir şeyi o şekilde yaymak hepten çok zor ve imkansız. Şimdi çok enteresan, benim yıllar önce Kore'den aldığım, Kore'de gördüğüm daha doğrusu bir ürünle devam edeceğiz. Hiçbirimiz morallık kullanmıyoruz değil mi? Hepimiz ya pembe tonlara gidiyoruz ya daha bronz tonlara ya da şeftali tonlarına gidiyoruz. Yani morallık bizim hayatımızda çok yeri olan bir allık türü değil genelde. Kullanan varsa bilmiyorum tabii ama mesela benim hiç aklıma gelmez. Gidip hani özellikle mor allık almam. Mor allığı deniyoruz. Onu da şuraya videosunu koyalım. Hatta dedim ki benimki lila bile. Ya aklımın... Ay çok güzel rengi. Aklımın ucundan geçmez. Gideyim de kendime mor allık süreyim hani. Hiç. Şöyle pıt pıt 3 tane dokunduruyorum. Ve de... Bir şey söyleyeyim mi? Bence dağıttığınız zaman bu pembe oluyor. Pembe bir allık oldu şu anda. Çok pembe bir allık tabii. Bence çok soğuk ve çok şey bir pembe. Hani çocuk makyaj malzemeleri satılıyor ya böyle oyuncakçılarda. Hani onun gibi bir şey pembe sanki. Yani. Kötü mü? Şu an tabii hiçbir şeyimiz yok. Ne rujumuz var, ne bronzerımız, ne doğru düzgün göz makyajımız. Hiç uymayan bir rüj sürdüm şu anda buna. Buna soğuk bir rüj lazım. Yani biraz yüz renklensin diye. Yani çok kötü değil. Ama günlük hayatımda böyle bir pembe allık çok tercih eder miyim? Etmem. Pembe allık severim ama seçeceğim pembe bu olmaz. Şimdi arkadaşlar sırada yine bir eyeliner tekniği var. Onu da göstermek istiyorum. Hatta ben o kadar çok eyeliner tekniği buldum ki sadece bu tarz böyle ilginç eyeliner tekniklerinden bir videoda orada yapabiliriz yani. Bu tarz klasik alışık olduğumuz üçgen makyaj pamuklarını eyeliner'ı sürüp şöyle fışt yapıyor. Şöyle bir kısmına sürdük. Hadi bakalım. Çok kalın ve alakasız bir açı. Yani o incelik olmuyor. Ya yani bunu yaptıktan sonra sizin düzeltmeniz lazım. Ha bak böyle, gördün mü? Hı. Bak çok güzel oldu. Bunu yaparsanız 2 dakikacık bir düzeltme ve ne kadar hiç uğraşmadığımı gördünüz zaten. Tek olayım o incecik işte siyah kulak çubuklarından almanız lazım. Miniso'da falan satılıyor. Bak şu an jilet gibi çok güzel oldu. Şu ön kısmını düzeltmedik tabii ki, şurayı. Burayı da düzeltiriz. Çok güzel. Ve evet arkadaşlar, dediğim gibi daha çok teknik var ama hani videonun da belli bir süresi var. Takdir edersiniz ki, yoksa bana kalsa beni bırakın, biliyorsunuz ben sabahlara kadar konuşurum sizlerle. Hatta bazen diyorsunuz, aa Merve ne kadar çok konuştun, içim şişti. Seviyorum konuşmayı, anlatmayı, paylaşmayı, deneyimlerimi aktarmayı. Benim için çok keyifli bir videoydu her zaman olduğu gibi. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, zaten bunu artık söylememe gerek yok biliyorsunuz. Tüm bildirimlerinizi açarsanız ben bu tarz böyle eğlenceli, tatlı, güzel teknikler, farklı ürünlerle alakalı ürünlerle alakalı videolar paylaştığımda sizlere anında bildirim gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Muah, hoşça kalın. Ben şimdi bu yüzü çitileyeceğim. Böyle böyle yağlarla akıtacağım hepsini. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.